Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Erzincan'daki maden ocağında üretim durduruldu. Şirketin Türkiye müdürü ise gözaltına alındı. Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nin çevre izin ve üretim lisans belgesi iptal edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Anagold Madenciliğin firmasının üretime yönelik faaliyetlerini durdururken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da şirketin çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Alınan kararlara gerekçe olarak yaşanan heyelan olayının ardından yığın liç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı Deresi ve ocak sahasına doğru akması gösterildi. Soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü ise gözaltına alındı. Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları ise 6. gününde devam ediyor. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama kurtarma çalışmaları ile ilgili son bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı. Bakan Bayraktar, heyelan sonrasında çok büyük miktarda, yaklaşık 10 milyon metreküplük toprağın akması söz konusu. 9 kardeşimiz kayıp. Özellikle manganez ocağında 3 çalışanımız için çalışmalarımız devam ediyor. Burada çalışmalarımızı biraz hızlandırdık. 35 metre yüksekliğinde bir topraktan söz ediyoruz. Manganez ocağı tarafında kamyona ait parçaları bulduk. Dolayısıyla oraya odaklanmış durumdayız açıklamasında bulundu. Bu arada Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğraflar bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgedeki siyanür ölçümleri ise sürüyor. Toprak kaymasının yaşandığı bölgeden alınan son su ve toprak örneklerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Sayın seyirciler, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması da 4. gününde devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince dün yapılan dalışta gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar bugün yeniden 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan gemiye dalış gerçekleştiriyor. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan Batuhan A adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu, görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dün yaptığı 2 dalışın ardından bugün tekrar bir dalış gerçekleştirdi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız şu anda dalış gerçekleştirdi dedi. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın denetim işleviyle toplanacak. Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığında saat 10'da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından 6 tasarı veya öneri ele alınacak. Toplantının gündeminde ayrıca bazı CTP'li milletvekillerinin sunduğu kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması ve istatistik kurumunun halk nazarında yitirilen güveninin yeniden tesis edilmesi ve özellikle 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında istatistik kurumu verilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve alınması gereken tedbirlerin neler olduğuyla bu hususlarda bir ihmal olup olmadığına ilişkin meclis araştırması açılması önergesinin ön görüşmesi de yer alıyor. Meclis Genel Kurulu'nun görüşeceği tasarı veya öneriler şöyle: Lefkoşa kazası Ortaköy'de bulunan Koçan No 1692, Bedrettin Demirel Caddesi Arabacıoğulları Apartmanı, Kat 4 22 numaralı dairenin Gazi Mousa Vadili ve Lefkoşa Gönyeli'de bulunan taşınmazlarla değiştirilmesinin istibdalinin onaylanmasına ilişkin karar tasarısının ikinci görüşmesi, kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi, değişiklik No 2 yasa tasarısı, köy ve mahalle ihtiyar heyetleri değişiklik yasa tasarısı,
üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanması hakkında değişiklik yasa önerisi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Önerisi, Emeklilik Değişiklik Yasa Tasarısı. Ülkemizde yeni bir eğitim kurumu kazandırıldı. Ömürlü Kemal adlı Yeni Boğaziçi İlkokulu'nun açılışı yarın törenle gerçekleştirilecek. Bir okulda sen yap kampanyası kapsamında yeni bir okul daha hizmete giriyor. Kotitaş Kıbrıs Turizm Limited tarafından tamamlanan Ömürlü Kemal adlı Yeni Boğaziçi İlkokulu yarın törenle açılacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da açılış törenine katılacak. Polisin denetimleri aralıksız sürüyor. Hafta sonu Lefkoşa, Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele'de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Başta başkent Lefkoşa olmak üzere Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde hafta sonu 18-3 saatler arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 104 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucuysa toplam 8.992 araç sürücüsü kontrol edildi ve toplam 1.867 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Yapılan denetimlerde 234 araçsa trafikten men edildi. Bu arada denetimlerde Girne'de ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen 62 yaşındaki bir erkek tutuklandı. Güzelyurt'ta da bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türüyle yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilen 27 yaşındaki bir erkekle 38 yaşındaki bir kadın tutuklandı. Yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlar bugün de yer yer devam edecek. Meteoroloji Dairesi alçak basın sistemi ile nemli hava kütlesinin bölgemizde etkisini sürdürdüğünü bildirdi. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre hava parçalı, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. En çok yağışsa metrekareye 59 kilogramla Mallıdağ köyünde kaydedildi. Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına göre bu sabah 8 itibarıyla son 24 saatte Geçitkale'de 33, Dörtyol'da 9, Gazi Mausa'da 7, Ziyamet'te 6, Kaleburnu'nda 4, Yeni Erenköy, Salamis ve Çayönü'nde 3, Sandallar, Beyarmudu ve Taşkent'te de 2 kilogram yağış ölçüldü. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyrediyor. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nemli ve serin hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu ve yer yer ve zaman zaman sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 18, Girne, Güzelyurt, Gazi Mausa'da 19, Alev Kayası'nda 14, Lefke'de 17, Yeni Erenköy'de 16, İskele'de 18 derece dolayında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 7, Girne'de 11, Alev Kayası'nda 6, Güzelyurt'ta 5, Gazi Mausa'da 9, Lefke'de 9, Yeni Erenköy'de 9, İskele'de ise 10 derece dolayında olacak.
Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 20, Girne'de 19, Alevkayası'nda 15, Güzelyurt'ta 20, Gazi Mausa'da 20, Lefke'de 18, Yeni Erenköy'de 18 ve İskele'de 20 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer zaman zaman sağanak yağmurlu. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolayında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.